Hala inanamıyorum ya. Sadece iki şirket siparişte bulundu. Lansman da güzeldi. Niye böyle oldu? Bilmiyorum. Ama bu iş bitti Gümüş. Daha fazla zorlamanın anlamı yok. Niye Allah'ım ya? Çok çalıştık işte. Şşş. Bak. Üzülme. Üzülme. Bu yenilmek sayılmaz ki. Başka işler yapacağız. Bir tane sadece ruh ikizi projesi, tamam mı? Tamam. Tamam mı? Tamam. Arabam fazla uzakta değil. Hadi gel seni eve bırakayım. Yok, ben biraz yürüyeceğim. Bence çok geç olmadan İstanbul'a kendin için dönmeli. Mesleğine kaldığın yerden devam etmelisin. Güçlü bir ağaçsak bizi hiçbir rüzgar yıkamaz dedeciğim. Hem biliyorum çok başarılı olacaksın. Risk almazsak başaramayız ki. Batmayacaksın. Herkes senin gerçek gücünü görecek. Buna çok inanıyorum. Ama sen de gözlerini kapama, olur mu? Zayıfsın işte. Seni duyguların kontrol ediyor. Bu her zaman başına bela olacak. Bence yol yakınken bu atölye işini de bırak. Onu da batıracaksın. Burası İstanbul Gümüş. Burada yaşamak da iş kurmak da kolay mı sanıyorsun? Hem de tek başına. Altından kalkabileceğini mi sanıyorsun? Demek ki sandığımız kadar iyi bir fikir değilmiş Gümüş. Mağazalar sipariş vermiyor. Tabii sipariş vermeyecekler. Onlar iş adamı. Ben bunları gerçekten birbirini seven aşık insanlar için yaptım. Ne olur bir daha deneyelim. Bu çok riskli Gümüş. Piyasa kuşkulu bakacaktır bize. Ya piyasa dediğim birkaç mağaza Engin. Ben halktan bahsediyorum. Peki nasıl yapacağız? Ya aşkını yaşayan ya da arayan insanlara televizyonda yayınlanacak bir reklam hazırlayalım. Ne bileyim, sokaktaki sevgililerle konuşabiliriz. Ya da 50 yılı devirmiş evli bir çiftle konuşabiliriz. Gerçekten aşkı arayan gerçek insanlarla. Ya olamaz mı böyle bir şey? Bu senin için çok mu önemli? Çok önemli, çok. Çok. Madem senin için bu kadar önemli, ben de sonuna kadar varım. Çok teşekkür ederim Engin. Bak çok başarılı olacağız. Gerçekten insanlar bizi anlayacaklar. O zaman hadi bakalım. Çok çalışmalıyız. Tamam. Bir an önce şu reklamı anlatmalısın bana. Tamam, çok çalışacağız. Abi süper fikir ya. Gümüş Paris'e inince heyecandan ölecek ha. Sadece inince mi oğlum? Ona hayatının tatilini yaşatacağım. Aa, merak ettim abi. Neler yapacaksınız? Gümüş bütün gün Şanzelize'de alışverişe gidecek. İstediği her şeyi alacağız. Sonra akşam yemeğimizi sen kıyısında Boten Rouge'da yiyeceğiz. Dünyadaki en güzel şarabı, en güzel yemeği tattıracağım ona. Sonra Mare'nin romantik sokaklarında el ele saatlerce yürüyeceğiz. Onun kalbini kırdığım her saniye için ondan af dileyeceğim. Onu nasıl sevdiğimi her hücresinde hissettireceğim. Vallahi abi, hangi kız istemez ki? Harikasın yani. Harika olan o Berk. Bana bütün bunları yaptıran, her sabah uyanmam için neden yaratan o. Onun aşkı. Hadi gevezelik yeter. Gümüş gelmeden bitirelim şunları. Sen kamerayı getirdin değil mi? Ha, getirdim abi, al. Başka yapabileceğim bir şey var mı abicim? Daha ne yapacaksın kuzen? Sağ ol. Bir sürü şey yaptın zaten. Bir dahaki ayda seni götürürüm. Kıskanma ha sakın. Senin yerin ayrı. Ah. Evet. Evet Gümüş Hanım. Gezimize hoş geldiniz. Ben rehberiniz Mehmet. Yapma Mehmet. Tatiliniz boyunca sizinle beraber olacağım. Mehmet ne olur bırak onu, bir şey söyleyeceğim. Söyle söyle. Çekiyorum ben de. Her saniye kayıtlara geçecek. Tatilde de her an peşinizde olacağım hanımefendi. Mehmet gidemiyoruz. Hayatım şakanın sırası değil. Hadi uçağa az kaldı. Bavuluna bak, eksik bir şeyler var mı? Hadi yavaş yavaş çıkalım lütfen. Mehmet gidemeyiz. Neden peki? Ya lansman düşündüğümüz gibi geçmedi. Çok az sipariş geldi. Bir şeyler yapmazsan bu iş batacak Mehmet. Ne yapacaksın ki burada? Bilmiyorum.
televizyonda reklam hazırlayacağız. Gümüş, bunu tatilden sonra da yapabilirsin. Ama şimdi zamanlama çok önemli. Engin benim için çok büyük bir risk alıyor. Ya o burada çalışırken ben nasıl tatile giderim Mehmet? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.